Bazı kitaplar sizi kendi döneminizden alıp başka dönemlere doğru götürür. İşte bu tarihi romanlardan 5 tanesini size yorumlayıp hem de tavsiyesinde bulunacağım. Bence çok faydalı kitaplar, okunması ve üzerine uzun uzun belki de düşünmemiz gereken kitaplardan birkaçı diyebilirim size. Her döneminizde okuyabileceğiniz kitaplardır. Mesela yaşın 20'dir çok rahat okursun ama 30 yaşında çok farklı şeyler algılarsın, 45'inde çok farklı şeyler algılarsın. Ondan dolayı bu tarihi romanları özellikle okumanı tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim kitapların tanıtımına. Tarih kitapları deyince direkt böyle hikayeleri anlatacak kitaplar olarak gelebilir. Ama size bu önereceğim kitaplar içerisinde çok öğretici bilgiler olduğunu düşündüğüm kitaplar bunlar. Kitap anlatımını da geçmeden önce sadece kitap önerisini nasıl yapacağımı size anlatmak istiyorum. Kitap önerisini yaparken özetini asla vermeyeceğim. Ya benim de tavsiyem, yani bir kitap önerisi alıyorsanız özetini bence dinlemeyin. Çünkü giriş, gelişme ve sonucunu anlatılıyorsa bir videoda size bu, kitabın içerisindeki tüm gizem kaybolabilir. Çünkü siz içerisindeki tamam ayrıntılar anlatılmıyor ama yani gelir size girişi şöyle giriyor, işte gelişmeleri böyle oluyor, daha sonra sonucu da böyle oldu gibi dedikten sonra yani bence çok tatlı olmuyor. Ondan dolayı ben kitapların genel manada özetini asla vermeyeceğim. Sadece ne anladığımı, ne anlatmak istediklerini size söyleyeceğim ve bu kitapların gerçekten okunası, bazı yerlerini, alıntılarını sizinle paylaşacağım. Şimdi anlatacağım kitaplara geçelim. Size ilk önereceğim kitaplardan bir tanesi, ilki çok nadide Türk yazarlarından olan İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası. Bence tabi tarihi romanın haricinde bunun farklı farklı yorumlarını duyabilirsiniz bu kitabın ama benim için bu kitapta en etkili şey anlatıldığı dönemin İstanbul'unda öyle içine çekiyor ki sizi, gerçekten kendi zamanınızı unutuyorsunuz. Yani o sokağın anlatımı, o oradaki insanların davranışları, tutumları, elbiseleri, bakış açıları hepsini kitabın içerisinde çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ben çok etkilenmiştim. Kitabın içinden kolay kolay çıkamadım ve bundan dolayı da ağır okudum. Neden ağır okudum? Ya ben sevdiğim kitapları hızlı okumayı sevmem. Ondan dolayı aralara bazen roman okuduğum zaman özellikle bir hikaye kitabı veyahut da bir şiir kitabı sıkıştırırım. Bunda da öyle yapmıştım. Kitabın konusundan çok mini mini bahsetmek istersem İhsan Efendi'nin ve oğlu Bünyamin arasında geçen bir hikaye örgüsü var. Tabii ki daha sonradan hikaye Puslu Kıtalar Atlası'yla Bünyamin arasındaki konulardan bahsediliyor. İstanbul'da geçen olaylar geçiyor. Tabii ki şunu da söylemek zorundayım. Bu maceranın içerisinde felsefe barındıran konular var. Ne demek istiyorum? Bazı yerlerde o kadar fazla düşünmenizi gerektiren cümleler var ki bazen 2-3 kere okuyup sonra geri dönüyorsunuz. Bir daha okuyorsunuz, bir daha geri dönüyorsunuz. Ne demek istedi acaba diye. Çünkü varlık felsefesi birazcık işlenmiş içerisinde ve böyle olduğu için işte yaşadığımız hayat düş mü, hayal mi, zaten rüyalar üzerine giden bir hikayesi var. Siz de okuduğunuz zaman bunlarla karşılaşacaksınız ve umarım bu kitabı muhakkak okursunuz. Şimdi gelin sizinle birkaç tane alıntısını paylaşayım. Bu dünyada insanların korktuğu tek şey öğrenmektir. Acıyı, susuzluğu, açlığı ve üzüntüyü öğrenmek onların uykularını kaçırıyor. Bu yüzden daha rahat döşeklere, daha leziz yemeklere ve daha neşeli dostlara sığınıyorlardı. Dünyaya olan kayıtsızlıkları bazen o kerteye varıyordu ki kendilerine altın ve gümüşten, zevk ve sefadan, lezzet ve şehvetten bir alem kurup keder ve ızdırap fikirlerinin kafalarına girmesine izin vermiyorlardı. Aslında seni görüp duymaktan öte hem seni hem de içinde yaşadığın dünyayı düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Dolayısıyla varım. Ama kimim? Puslu Kıtalar Atlası'nı anlattıktan sonra onun kadar güçlü olan bir kitabı size tanıtmak istiyorum. İskender Pala'nın Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk kitabı. Bu kitap bende Cepboy baskısı. Bunu şundan dolayı aldım. Bunu okuduğum zamanlarda çalıştığım iş yerine otobüsle gidiyordum. Ondan dolayı da Cepboy'unu almak istedim. Daha kolay oldu çünkü. Kitabı ben Puslu Kıtalar Atlası'ndan sonra okudum. Açıkçası biraz
bana ağır geldi. Neden? Çünkü iki kitapta o kadar tarihi anlatımlar var ki kendi çağınızı kaçırıyorsunuz. Yani buradaki şeylere o dönemdeymiş gibi bakmaya başlıyorsunuz. Tabii bilmiyorum, kitap okurken hani derler ya roman gibi mi okudun falan. Hani böyle bir küçümseme vardı. Ben asla kabul etmiyorum böyle bir şeyi. Ondan dolayı bu kitabı okurken gerçekten çok etkilendim. Ve kitapta daha çok ilahi aşktan ve beşeri aşktan bahsedilmiş. Ve biraz da tabii ki tasavvufi bir anlatım var içerisinde. Seversiniz, sevmezsiniz, katılırsınız, katılmazsınız ama her sayfasının her bir yerinde aşk kelimesini duyabileceğiniz bir kitap. Hikayesi Fuzuli'nin yazmış olduğu Leyla ile Mecnun hikayesinin o kitaptan anlatıyormuşçasına bize aktarımıdır. İçerisinde Şeyh Galipler, Nebiler, Bakiler çok fazla şair var. Yani anlatıldığı süreç 450 yıllık bir süreçten bahsediyor. Fuzuli'nin başından geçen macerasıyla başlayıp günümüz yıllarına kadar gelen bir hikayeden bahsediyor. Aynı Puslu Kıtalar Atlası gibi içinde gizemli hikayenin anlatıldığı bölümler mevcut. Birkaç sizinle alıntısını paylaşmak istiyorum. Aşk gönül işiydi. Ve onun olduğu yerde aklın yeri olmazdı. Akıldan geçmeden aşka gönle girilmezdi. Duygular düşüncelere hakim olunca başlardı aşk. Yanan ile yakılanın da, yandıran ile yakanın da hep bir olduğunu o gün fark ettim. Herkes kendi kaderini yalnız başına yaşıyordu ve ömür bir yanıştan ibaretti. Aşklarını bir gömlek daha yükseltebilmek için kalplerini kor alevlere yakacaklardı. Bir delilik idi ki onunkisi, binlerce akıllılığa bedel. Çıldırmıştı ama çağlar boyu bütün akıllılar bu çılgınlığı kıskandılar. Ve bu iki kitabı tanıttıktan sonra daha çok şimdi Batı edebiyatına doğru yönümüzü doğrultabiliriz. Bunlardan bir tanesi benim çok severek okuduğum, sizin de aslında bildiğiniz, belki okumadığınız kitaplardan bir tanesi Victor Hugo'nun Sefiller kitabı. Yani arkadaşlar bu bence Batı klasiklerinden okunması gereken en önemli temel eserlerden bir tanesi. Eğer fırsatınız varsa bunun ciltlisini okuyun. Zamanınız varsa. Yani sonuçta zamanı dar bir dönemde yaşıyoruz. Bunu ne demek istediğimi zaten siz aslında biliyorsunuz. Hiçbir şeye vaktimiz doğru dürüst yok. Çok fazla çalışıyoruz, çok fazla işlerimiz, yoğunluğumuz vesairemiz var. Bundan dolayı da ciltli kitapların okunması biraz zor olabiliyor. Ben de bundan dolayı bu ve bundan sonra önereceğim kitaplar da ciltliydi aslında. Onların da özetlerini ben okudum ve onları size tavsiye etmek istiyorum. Bu kitap yaklaşık 450 sayfalık bir kitap. Sefiller kitabı bende uyandırdığı şey şu. Toplum bakış açısında bireysel olarak nasıl güçlü olabileceğinizi, nasıl hatalar yapabileceğinizi ve burada almış olduğunuz tutumların nasıl gerçekleşeceğini görebiliyorsunuz. Yani fakirken nelerle karşılaşırsınız, zenginken nelerle karşılaşırsınız? İnsan ahlaki durumları nasıl değişir, nasıl gelişir bunu görüyorsunuz. Zaten yazar benim bildiğim kadarıyla 1800'lü yılların Fransız olarak bu kitabı hayal edebilirsiniz dönem olarak, tarihi çağ olarak. Zaten bence o dönemi çok iyi yansıtmış bir kitap olduğunu düşünüyorum. Tarihi örgülerini tabii ki görebiliyorsunuz ama bir Puslu Kıtalar Atlası gibi ben mesela etkilenmedim ama buradaki fikirler bambaşka. Buradaki bakış açıları farklı olduğundan dolayı aslında tarihi dönemlerine değil de daha çok fikirlerine, yani o dönemin fikirlerine bakıyorsunuz ve nasıl değiştiğini, bugünümüzde nasıl değiştiğini, nasıl geliştiğini veyahut da bazı şeylerin nasıl aynı kaldığını çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Konusuna çok az bir şekilde değinmem gerekirse başrolünde olan karakter Jean Valjean vardır. Genlerine bakmak zorundadır. Fakirliğinden dolayı bir dönem bakamamış ve bundan dolayı da fırından ekmek çaldıktan sonra işte belirli bir dönem kürek mahkumu olmuştur. Orada da başından çok kötü olaylar geçmiştir. Orada uzun uzadıya konular gerçekleşiyor. Daha sonradan karşısına çıkan, onu eğiten, geliştiren bir çocuk ve bir papazla öyle dönüm noktasına geliyor ki birdenbire kendine döndükten sonra o fakir adam gidiyor, yerine zengin bir adam geliyor. Tabii ki fakirken ve zenginken toplumun tüm bakış açılarını, adaleti, özgürlüğü ve hürriyetin nasıl olması gerektiğini kendi bakış açısıyla Victor Hugo bize
bu kitabında göstermiş. Bence okunması gereken çok temel eserlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Şimdi de kitabın altını çizdiğim bazı cümleleri size aktarmaya çalışacağım. Sefiller kitabında çok fazla altını çizdiğim yer var. Yani hatta bir yerden sonra biraz bıraktım. Yani çok da kitabı deforme etmek istemedim. Ondan dolayı şu an sadece sizinle önemli görmüş olduğum yerleri sizinle paylaşacağım. Tanrı hiçbir çocuğu kötü olsun diye yaratmaz. Onu kötü yapan kötü eğitimidir. Kötü anne baba, kötü çevre, kötü yönetim balçık gibidir. Zavallı yavruları da çekip yutar. Kalabalıklar daima tehlikelidir. İçlerinde mutlaka ruhlarını ucuza satan alçaklar bulunur. Bence ne yapılsa da iki insanın hakkı ödenmez. Bunlardan bir tanesi anne, bir tanesi de öğretmendir. Zalimlerin çarkı cahillerin çalışmayan kafalarıyla döner. Ah, çok mutluyum, herkes ölecek. Bundan sonraki kitabım ise gene Batı edebiyatından, sizin de çok iyi bildiğiniz dünya klasiklerinden Cervantes'in Don Kişot kitabı. Bu kitabı herhangi bir öneri veyahut da bir yorumu alarak okumadım. Çünkü neden? Ya bilinen ilk roman diye söylenir. Yani teori bile olsa sonuç itibariyle bilinen ve kabul edilen şey budur. İlk romanı okumak tabii ki merakımı çekti. Nasıl olduğuyla pek ilgilenmeden okudum. Birazcık yorumlarına bakmıştım. Ondan sonra okudum. Arkadaşlar bence her bir türün, ya kitap okuyorsanız her bir türün nasıl meydana çıkmış, nasıl gelişmiş, nasıl değişmiş bakmak gerekir diye düşünüyorum. Ondan dolayı ben meraklı olduğumdan dolayı onu okumuştum. Çok uzun zaman oldu bunu okuyalım. Aynı Sefiller kitabındaki gibi bunun da altı çizgisi inanılmaz fazla yer var. Ve bunu bu sefer deforme ettim yalnız kitabı. Çok fazla altını çizdiğim yer var. Bunları biraz temizlemeye çalıştım burada anlatım yapacağım diye. Kitapta şöyle bir durum var. En önemli göze çarpan şey ironi. Her tarafta, her hikayede bir ironi yapılmış ve çok iyi kullanılmış olduğunu düşünüyorum. Hikayelerde tebessüm ettiğiniz, güldüren yerler var ve o dönemin bakış açısında insanların nasıl halleri olduğunu gördüğünüz zaman da tebessüm edeceğiniz yerleri var. Konusuna biraz gelecek olursak, burada Don Kişot diye bir karakter var. Kendisi kendini eve kapatmış ve yüzlerce, binlerce çok fazla şövalye kitapları okumuş ve okuduktan sonra da bir karara varmış. Mesela bizim topraklarımızda fikirlerinden dolayı, bilgisinden dolayı delirmiş insanları biz deli demeyiz. Bildiğiniz gibi. Ne deriz? Menzup deriz. Yani belirli bir akıl düzeyini geçtikten sonra zihinlerinde yaşadıkları karmaşadan dolayı normal dediğimiz bu hayata adapte olamazlar. Fakat çok fazla bilgili, bilgilendirici mesajlar verirler. İşte Don Kişot da onlardan biri. Bu kitapları okuduktan sonra kendi bulunduğu ülkesinde edindiği bilgileri ve ahlakı topluma tanıtmak ve bildirmek ister. Ve yaveri ile beraber bir yolculuğa çıkarlar ve başlarından bir sürü macera geçer. Bu maceraları, hikayelerini daha önce de söylediğim gibi ironi kullanarak anlatmaya çalışır. Hem öğretici hem bilgilendirici çok fazla yazı vardır. Bence güzel, okuması hoş, akıcı bir dili var ve bence en önemli şeyi, yani öğreticiliğin yanında, yani o çağın izlerini çok rahat bir şekilde görebileceğiniz bir kitap olduğunu düşünüyorum. İçinden birkaç alıntı okuyayım. Korku insanın duyularını karartır, eşyanın gerçek şeklini bozar. Fakat kıskançlığın hüküm sürdüğü yerde erdem yaşayamaz. Cömertlikle de bağdaşmaz. Pusuya düşürüldüğünü anlayan bir kahraman kaçar. Çünkü ihtiyatlı insan kendisini yeni fırsatlar için korur. Bence önemli bir cümle. Bir insan mutlu olmak istiyorsa özgür olmalıdır. Şimdi son kitabımıza geçiyoruz. O da dünya klasiklerinden Don Kişot gibi kendi türünün ilki olan bir kitap. Montaigne'in Denemeler kitabı. Bu kitabı da aynı Don Kişot gibi bir herhangi bir öneri veyahut da tavsiye üzerine almadım. Kendim okumak istedim ilk olduğundan dolayı. Fakat beklediğimin çok üstünde olan bir kitap. Bunu uzun süre okudum. Altı çizgisi çok fazla cümle var. Daha çok eğitim ve felsefe üzerine bilgiler var içerisinde. Bence o döneme sığmayan bir
yazı olduğunu düşünüyorum ben bunun. İleriye dönük görüşleri çok fazla olan şey var. Klasik deneme dediğimiz başlık altına yazılar ve fikirlerini sunmuş Montaigne burada. Montaigne'in benim dikkatimi çeken birkaç başlık vardı. Bunlardan bir tanesi 1600'lü yıllarda yaşamıştı kendisi. O dönemde Türklerle alakalı bir metni var. Onu size kısaca okumak istiyorum. O dönemde Türklerle alakalı muhtemelen kesiştiği noktalar olmuş Montaigne'in ve Türk ordusunu anlatma gereği duymuş bu deneme kitabında. Diyor ki, askerlerin düşmandan çok komutanların korkmalarını isteyen o eski ahlak ne oldu? Şu güzelim örneğin benzeri nerede? Bir elma ağacı Roma ordusunun kamp kurduğu bir yerin ortasında kalmış da ertesi gün ordu çekilip giderken olgun, nefis elmalar bir teki bile eksilmeden sahibine bırakılmış. İsterdim ki gençlerimiz vakitlerini pek yararlı olmayan gezintiler ve pek şerefli olmayan uğraşlarla geçirerek yerde biraz gidip, yaman bir Rodoslu kaptanın bir deniz savaşını nasıl yönettiğini biraz da Türk ordusundaki disiplini görsünler. Çünkü bizimkilerden çok ayrı ve çok üstün onlardaki disiplin. Bizim askerimiz seferde eskisinden daha uygunsuz, sorumsuz. Türk askerleri ise eskisinden daha ölçülü, daha çekingen davranıyorlar. Çünkü onlarda barış zamanı fakiri rahatsız etmek, malını çalmak birkaç kötek cezasıyla geçiştirildiği halde savaşta en ağır cezayı alıyorlar. Parasını vermeden bir yumurta almanın cezası tam 50 sopa. Onun dışında karın doyurmayan, az ya da çok değerli herhangi bir şeyi çalanlar hemen kaza geçiriliyor ya da başları kesiliveriyor. Bunu neden okudum? Kendi tarihimizi yabancı bir yazardan okumak da en azından şöyle söyleyebilirim. Tarafsız bakabileceğini düşündüğünüz bir kişiden okumak insanın hoşuna gidiyor. Şimdi içerisinden birkaç tane size seçtiğim cümlesini okumak istiyorum. Bir şey yapmadım ne demek? Yaşadınız ya. Bu sizin yalnız en önemli işiniz değil, en parlak, en şerefli işinizdir. Derin bir anlayış bizi fazla incele ve fazla meraka götürür. Cimriliği yaratan yoksulluk değil, daha çok zenginliktir. Böylece size 5 tane önemli diyebileceğim kitabı önerdim. Arkadaşlar muhakkak bu kitapları kaçırmayın, muhakkak okuyun ve üzerinde düşünerek yavaş yavaş ve altını çizerek okuyun. Bundan dolayı okumakla ve sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Kendinize bakın.